İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19'un yeni varyantı EG5 yani Eris virüsü dünyada bazı ülkelerde yayılmaya ve paniğe neden olmaya başlarken Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, COVID-19 pandemisinin bittiğini ancak virüsün yok olmadığını belirterek eskiden olduğu gibi yasaklar, kısıtlamalar geri dönecek diye bir korkumuz olmasın. Bunların tekrar 2020'de, 2021'de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil, dedi. Covid-19 pandemisi bitti ama virüs yok olmadı. Virüs yaşamaya, bulaşmaya devam ediyor. Hala Covid hastaları görülüyor. Ama e, bu geçirdiğimiz süre içerisinde e, virüs çok mutasyonlar geçirdi. Değişik varyantlar oluştu ve virüs bizimle yaşamayı öğrendi. Yani bizi ağır hasta etmeden, bizi öldürmeden virüs bizimle beraber yaşamayı öğrendi. Biz de virüsle beraber yaşamayı öğrendik. Çünkü ya hastalığı geçirerek veya aşılanarak virüse karşı bağışıklığımızı sağlamış olduk. Dolayısıyla artık eskisi gibi ağır bir hastalık tablosu, ölümcül bir hastalık tablosu çok gözükmüyor, çok nadir olarak görülüyor. Tabii yani o pandemi dönemlerindeki hani dikkatimiz şu anda yok. Çünkü normal, sıradan, döngüsel bir hastalık haline gelmiş durumda. E, biliyorsunuz solunum yolu virüsleri her sene e, eylül aylarında yükselmeye başlarlar. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat hani Mart, Nisan gibi de tekrar e, azalır. Yani böyle bir döngüsel süreç var. Hani Covid-19'da diğer grip virüsleri gibi, soğuk algınlığı virüsleri gibi hani bu döngüyü de e, devam edecek gibi duruyor. Tabii e, şu an itibariyle dünyada hani vaka sayıları e, ve ölüm sayıları düşük oldukça düşük. Son zamanlarda bazı ülkelerde işte bu yeni varyanta bağlı olarak vaka sayılarında artışlar ya da hastane yatışlarda artışlar rapor edilmeye başlandı. Ancak hani henüz bu biz yeni varyantında EG5, EG5.1 varyantının da daha ağır bir hastalık, daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz. Ee, mevcut e, Covid 19 hastaları arasında bu varyantın e, bu varyantın saptanabilirliği artıyor yani daha sık görülmeye başlandı. Bu da virüsün hani bu değişimle birlikte bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Belki bir miktar bağışıklıktan kendini kurtarıyor. Özellikle hücreye yapışma özelliği arttığını görüyoruz. O açıdan şu anda Dünya Sağlık Örgütü de bu virüsü e, izlem altında e, tutuyor. Gözetim altında tutuyor. Ama tabii artık şu anda e, pek çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'ne COVID-19'da ilgili düzenli veri göndermiyor. O bakımdan hani vaka sayıları, ölüm sayıları e, çok pandemideki gibi Sağlıklı değil. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Son zamanlarda Avrupa'da da Amerika'da da vakaların önemli bir kısmını bu yeni varyantın oluşturduğunu görüyoruz.